Durup MYK üyelerimizi alabiliriz. Şöyle iki öyle, iki öyle. Gayet iyi bence. Üç, evet. Sosyal mesafeye de uyarak. Fevziye Hanım siz de öyle. Siz de isterseniz Mehtap Hanım size zahmet şu tarafa. Siz de olur yani üç, iki. Evet, tamam. Evet. Saatimiz tam 11.30. Evet, değerli arkadaşlar, şu anda 81 ilimizde ve ilçelerimizde, tüm ilçelerimizde Cumhuriyet Halk Partisi kadın örgütleri birazdan okuyacağım basın metnini eş zamanlı olarak paylaşacaktır. İstanbul Sözleşmesi kırmızı çizgimizdir. Türkiye'de sosyal devlete ve adalete ekmek gibi, su gibi ihtiyaç duyduğumuz günlerden geçiyoruz. Bugün ülkemizin her bir köşesi işsizlik, yoksulluk, adaletsizlik ve şiddet ile kaynarken siyasi iktidar yangına benzin dökecek kadar kontrolünü yitirmiş kararlar alıyor. Bunun en akıl almaz örneği de İstanbul Sözleşmesi üzerinden kadınlara yönelik başlatılan sistematik saldırılarda görüyoruz. Cumhuriyetimizin ilan edildiği tarihten bu yana kadınlar olarak elde ettiğimiz tüm haklar bir çırpıda elimizden alınmak isteniliyor. Ülkemizde kadınların hakları ne yazık ki uzun yıllardır yalnızca kağıt üzerinde var. Biz kadınlar elde ettiğimiz haklarımızı bugün hayatın her alanında yaşamak istiyoruz. Erkek egemen iktidar ise hukuken kazanılmış haklarımızı gasp ettiği yetmiyormuş gibi şimdi de bu hakları tamamen ortadan kaldırmak istiyor. 2011 yılında imzalanan ve kadına yönelik şiddete karşı devletin atması gereken adımları temel alan İstanbul Sözleşmesi bugün tam olarak uygulanıyor olsaydı birçok kız kardeşimiz yaşıyor olacaktı, bugün hayatta olacaktı. Birçok kadın evde ekonomik şiddet görmeyecekti. Psikolojik şiddete uğrayıp susmayacaktı ve hatta bu yüzden hayatına son vermeyecekti. İstanbul Sözleşmesi'nin neden biz kadınlar için çok önemli olduğunu kavrayabilmek için öncelikle bu sözleşmenin ne olup ne olmadığını bizi dinleyen tüm kadınların ve erkeklerin çok iyi anlaması ve çevresindekilere anlatması gerekiyor. İstanbul Sözleşmesi, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddete karşı devletin yapması gerekenleri içeren uluslararası hukuki bir belgedir. İstanbul Sözleşmesi'nin dört temel hedefi vardır. Birincisi, kadına karşı şiddetin önlenmesi için devletin tedbirler alması gerektiğini işaret eder. İkincisi, eğer kadına karşı şiddet hala devam ediyorsa, o takdirde kadın erkek eşitsizliği sürüyorsa devletin kadınların hayatını korumak için etkin adımlar atmasını ister. Devlete 6284 sayılı kanunu uygula, kadınları aktif ve etkin olarak koru der. Üçüncü adımda ise şiddet önlenemediyse kadınlara zarar veren erkeklerin adil yargılanması ve cezalanması gerektiğini vurgular. Devlete etkin ceza sistemi uygula, adaleti sağla demektedir. Dördüncü ve son adımda ise sözleşme devlete kadınların daha güçlü bireyler olabilmesi, hayatın her alanında yer alabilmesi için çalışmalar yapması gerektiğine işaret etmektedir. Özetle İstanbul Sözleşmesi toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını öngören ve kadına karşı sokakta ya da evde şiddetin önlenmesini amaçlayan hukuki bir belgedir ve Türkiye Cumhuriyeti de altına imza attığı bu sözleşmenin gereklerini yerine getirmek zorundadır. Birilerinin iddia ettiği gibi İstanbul Sözleşmesi yuva yıkan bir sözleşme değildir. Sözleşme bir ailede şiddet gören kadın varsa erkeğin cezalandırılması gerektiğini söylüyor. Hiçbir dine ya da kültüre aykırı kurallardan bahsetmiyor. Çünkü tüm kadınların şiddetten korunmasını amaçlıyor. Sözleşme kadınların beyan nedeniyle erkekleri delilsiz olarak cezalandırmıyor. Sözleşmeye göre kadınların beyanıyla yalnızca kadın için acil koruma tedbirleri alınması öngörülüyor.
Türkiye'de boşanmalar aile içi şiddet ya da anlaşmazlık nedeniyle gerçekleşiyor. Yine birilerinin iddia ettiği gibi İstanbul Sözleşmesi'nde boşanma kavramının geçtiği ya da ima edildiği tek bir satır bile yok değerli arkadaşlar. Sözleşme toplumu cinsiyetsizleştirmiyor. Aksine hiç kimsenin cinsiyetinden ötürü ikinci sınıf insan muamelesi görmemesini teminat altına alıyor. Erkekler İstanbul Sözleşmesi'nden rahatsız değil. Eşine, sevgilisine ya da hiç tanımadığı kadına şiddet uygulayan, katleden, tacizci, tecavüzcü erkekler rahatsız. Kısacası İstanbul Sözleşmesi dili, dini, kılığı, kıyafeti, dünya görüşü ne olursa olsun tüm kadınların şiddet görmemesi için var. Kadınların erkeklerle aynı haklara sahip olabilmesi için var. Avrupa'da dahi kadının sosyal ve siyasal hayatta yeri yokken Türkiye Cumhuriyeti'nin aydın kadınları Atatürk önderliğinde devrim niteliğinde atılımlara imza atarak erkekler ile eşit şartlara kavuşmuş, hem siyasal hem de sosyal hem de ekonomik hayatta haklarını almışlardır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk 1 Aralık 1923 yılında İzmir'de yaptığı bir konuşmada bir toplum cinslerden yalnız birinin yüzyılımızın gerektirdiğini elde etmesiyle yetinirse o toplum yarı yarıya zayıflamış olur. Bizim toplumumuzun uğradığı başarısızlıkların sebebi kadınlarımıza karşı ihmal ve kusurdur diyor. Biz bu sözün söylendiği tarihten 97 yıl sonra ülkemizde kadın erkek fırsat eşitliğini tartışıyoruz. İstanbul Sözleşmesi'ne yönelik saldırılarla mücadele ediyoruz. Demokrasiyi ortadan kaldırmak isteyen, cumhuriyet değerlerine savaş açan bu erkek egemen iktidara karşı mücadelemiz artarak devam edecek ve kazanan mutlaka ama mutlaka biz olacağız. Kadın mücadelesi yalnızca kadınların da mücadelesi değil. İstanbul Sözleşmesi'ni savunmak ve uygulanmasını talep etmek, kadınlar kadar erkeklerin de içinde yer alması gereken bir adalet ve insan hakkı mücadelesidir. İstanbul Sözleşmesi'nin öngördüğü haklar en temel insan haklarıdır ve insan hakları asla ve asla tartışmaya açılamaz. Cumhuriyet Halk Partisi kadın kolları olarak ülkemizde tüm kadınlar haklarını tek tek öğrenip savunana kadar sokak sokak gezecek ve tek tek herkese anlatacağız. Dertleşeceğiz. Haklarımızdan asla ve asla geri adım atmayacağız. Kadınların ölmeyeceği, öldürülmeyeceği, hayatın her alanında daha fazla yer alacağı bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz. Bugün neredeyse her gün bir kadının öldürüldüğü, tacize, tecavüze ya da farklı şiddet türlerine maruz kaldığı ülkemizde İstanbul Sözleşmesi bizim kırmızı çizgimizdir. Bu çizgiyi aşanlara, sözleşmeyi uygulamak yerine kaldırmak isteyenlere oturdukları koltukları dar edeceğiz. Cesaret biziz. Azim biziz. Emek biziz. Mücadele biziz. Biz kadınlarız. Biz her iki kişiden biriyiz. Biz bu ülkenin onurlu ve mutlu yarınlarını yükseleceği elleriz. Bu eller, ülkeyi yükseltecek olan eller bizim ellerimiz. O yüzden tekrar söylüyoruz. İstanbul Sözleşmesi kalacak, siz gideceksiniz. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar.